eskiden Ermeni bölgesinde olan kaç tane manastır? 3 tane mine manastır. Şimdi ondan sonra Arpaçay Nehri böyle bir kol yap, işte böyle bir şey yapmış. Ondan sonra o manastırlar şimdi Türkiye topraklarına dahil olmuşlar. Ve ancak o manastırlar 3. derecede askeri bölge olduğu için oraya giriş yasak. Kesinlikle yasak. Mayınlı bölge, işte polis tarafından, asker tarafından korunan bölge vesaire. Karşı tarafta Ermeni sınırını koruyan Rus askerleri zaten girmene izin vermiyorlar. Ancak babam da aklına esmiş ki, Google Earth'ten falan araştırmış böyle, oraya giden bir patika varmış. Ondan sonra hadi bakalım dedik, gidiyoruz buraya. Yolda lastiğimiz patladı, yürüyerek devam ediyoruz. Ondan sonra bir anda böyle mayınlı bölge tabelaları falan filan geldi. Babam da şey dedi işte, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dediği her şey teoriktir, bu yüzden mayınlar da teoriktir, hadi giriyoruz. Hadi bakalım girdik, işte babam en önde mayınlı arazide yürüyor. Ben ve Serdar ikimiz arkasında babamı takip ediyoruz, böyle yolda kocaman çukurlar falan filan. Köstebek çukurudur diyoruz, devam ediyoruz. Ondan sonra karşıdan Rus askerler bağırıyor, köpekler falan filan havlamaya başladı. Neyse, manastırları gezdik. Çok inanılmaz ıssız, romantik mekanlar, yani gerçekten hayran olunası yerler. Köyde oturuyoruz işte, tamircinin gelmesini bekliyoruz. Köylüler bahsediyor işte, yani köylülere sorduk işte mayınlı bölge falan filan, oradan geçtik diye. Şey dediler, oha deli misiniz siz, bizim her yıl orada 200 tane atımız, koyunumuz havaya uçuyor, siz yani kafayı mı yediniz, girilir mi mayınlı bölgeye falan filan. Yani böyle mi insan işte sahneçen ya? Yani orada bir tane manastır varmış. Onu görmek için. Yani göze almayacağı şey yok. Sevan tabii olağanüstü bir insan. Yani sıra dışı bir insan. Korkunç zeki. Çok bilgili. Komik. Konuştuğu zaman dinleten. Ben ne konuşmasını severim, ne de konuşanları dinlemeyi severim. Ama yani Seval'ın tek bir kelimesini kaçırmak istemem. Tartışmasını bilen, karşındakini dinleyen, karşındakinin söylediğine cevap veren, bir mantıkçı, matematikçi, bir filozof, bir apayrı dünyadan, yani bu dünyadan değil, apayrı bir insan Seval. Zor bir insan. Babam hep anı yaşayan bir insan. Ne bileyim, anneme sinemaya gidelim mi diye sorsam, iki gün önceden yarının saatlerine bakalım falan diye böyle düşünmeye başlar. Babam gidelim deyince böyle hemen saate bakıyoruz. Atlayın gidiyoruz oluyor falan. Ne bileyim, öyle çok anı yaşayan şey, seri bir insan. Babaannemle ben bir röportaj yaptım babamın gençliğinle ilgili bilgi alabilmek için ve babaannem dedi ki, yani birkaç kere tekrarladı, hayatım hep Sevan'ı anlamakla geçti dedi. Bu. Yani her zaman ilginç bir insanmış, zor bir insanmış. Başladım. Hep bir köşeye oturup işim var derdi, bir şeyle uğraşırdı. İşim var benim derdi. Hem uysal bir tarafı vardı, seni dinler de bir şey konuştuğun zaman. Lakin çok yaramazlık ve değişiklik ve şey. Yani hep yürek koklatan bir şey oldu. Diyelim ki ev çocuk gibi. Ama gayet değişik bir çocuktu, çok akıllıydı. 3 yaşında var yok, tek başına hürriyetin şeyin harflerinden birdenbire okumayı çözdü. Hep birincilikler alma ve şey çok hoştur o hikaye. Öğretmenler demiş ya, bu çocuğun bir IQ'sunu bir şey yapın, bir ölçtürün, nedir? Bu çocuğun IQ'sunda bir gariplik var muhtemelen. Ve gitmişler IQ testine ve IQ testinden çıkınca, yani bir şey söylememişler Sevan'a ama o zamanlar ömür... Nedense aklımda Ömür Lokantası diye bir tavuk restoranı varmış İstanbul'da ve çok şık bir restoranmış. Almışlar çocuğu, oraya yemeğe götürmüşler ve yemek boyunca aval aval suratına bakmışlar. Yani belli ki orada çok normal bir ölümlüğü aşan bir test sonucu çıkmış. Annesi oğlundan söz ettiği zaman şu lafları duyuyorsun. Anne, ben çok şeker çocuktu, Sevan çok sevimliydi falan filan ve yani... kendi gerçek kişiliğiyle ilgili bir sevgi göstermemiş. Sadece Sevan benim zeki çocuğumdu. Sevan zeki, Sevan şöyle zekiydi, Sevan böyle zekiydi. Sevan şunu başardı, bunu başardı.
Ha, Sevan zeki olmasaydı sevilmeyecek miydi bu çocuk? Megalomani. Bak, fakat ailede olan bir şey bizim megalomani. Yani çok megalomani var ailede de onun için o da ondan... Kendinize megaloman mı diyorsunuz? Ben değilim megaloman ama annem de megalomandır onun ne için. Ne demek bu? Aslında kişilik olarak annesine çok benzer. Evet, babam da bir gün demişti, ben babamla mesmamam hiç benzemiyorsunuz falan demiştim. Babam da tam aksine o büyük diktatör, ben küçük diktatörüm evet, demişti. Kişilik olarak çok benziyor annesine. Mesmamı duydum. Hiç bilemiyordum. Evet. Megalomani. Ve bence de böyle korkunç bir kelime. Self-centered yani. Self-centered. Sevan'la bizim tanışıklığımız 40 yıl öncesine dayanıyor. Hani 40 yıldır tanıyorum diyebileceğim birisi. Robert Kolej'de bizden bir sene önceydi. Fakat oldukça samimiydik. İşte küçük bir grubumuz vardı. Beraber çeşitli faaliyetlerde bulunuyorduk. O dönemlerde de Sevan merakı, yani işte biz o zaman entelektüel curiosity diye biraz kendi aramızda şey yapardık, dalga geçerdik Sevan dahil. Entelektüel merakı, öğrenme kapasitesi, analiz etme yeteneğiyle çok etkileyici birisiydi. Fakat tabii başka özellikleri de vardı, bunlar da kalmıyor. Sınırları zorlamadan aldığı zevk ve tutku ve belki de takıntı demek uygun olabilir. Bu da yani önemli bir özelliğiydi. Evet sevgili seyirciler, Mesma'nın söylemek istediği son bir şey daha var. Komodoro o getirdi. Kaç hafta gece bir büro orada hazırladı, yerine halı döşetti ve kaç gece o yerde yatmış, o komodor ofisi adam edip işi başlatmak için. Are you satisfied? I am. Teşekkür ederim. Bir ve şey değil. Röportajımız bitti. İki tür insan vardır. Bir satelitler vardır. Bir güneş ararlar, etrafına dönecek. Bir de güneşler, yani kendi enerjisini kendi yaratan insanlar vardır. Sevan bu insanlardan. Yani o içinde bir enerji var, bitmek bilmeyen bir enerji var. O enerji nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Sıkıntıdan mı, başka bir şeyden mi, adrenalin ihtiyacından mı bilmiyorum ama bir bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Ve bu enerji tabii ki akılla birlikte, yani Sevan mesela akılsız bir adam olsaydı çok tehlikeli birisi olurdu. Yani bu enerjiyle birlikte. Akılla, bilgiyle ve bir iyi de bir insan. Yani Sevan iyi de bir insan. Bütün bunlar çok olumlu şeyler veriyor. Neticeler, sonuçlar veriyor. Ve yaratıyor. Sürekli yaratıyor. Sürekli bir hareket halinde. Hayatı böyle bir durdurak bilmeyen. Ve tuhaf bir şey vardı Sevan'da. Çok güzel bir şey yaptığı zaman, ben güzel bir şey yaptığım zaman sürekli ona bakarım ve sürekli başkaları da onu beğensinler isterim. Böylece. Sevan'da hiç gelir geçer yani. Sürekli ileriye doğru bakan bir şey var. Sanki at gözlükleri diyeceğim ama kötü anlamda değil böyle. Yani arkasına bakmaz, sürekli ileriye doğru bakar. Bir koşturmacıdır gider hayatında ve insanları peşinden sürükler tabii ki bu arada. Hep ondaki motivasyonun ne olduğunu bulmaya çalıştım. Her şeyden önce beni çok etkileyen, çok çeşitli alanlarda çok profesyonelce eser verebilen bir insan. Hani Türk dili diyor ve yani bir etimoloji sözlüğü yazıyor ki gerçekten hani gözleriniz yaşarıyor. Tarih diyorsunuz keza öyle, politik durum diyorsunuz ama rehber kitap diyorsun. Onun da en iyisini yaratıyor. Yani Küçük Oteller kitabının motoru yine Sevan'dır. Ve hep onu düşünüyorum. Bu adamın temel güdüsü, itkisi nedir? Ve orada çok basit bir şeye ben vardım. Can sıkıntısı. Yani can sıkıntısı onun en önemli motivasyonu. Bir şey yaratmak konusunda. Bir şey yaratmaya başlıyor. Bu bir kitap olsun, bu eser olsun. O kitap eser bitmeden öbürünü düşünmeye başlıyor. Boşluktan çok korkan bir yapısı var. Bir bünyesi var. Boşlukta kalmaktan. Şeyi de izliyorum. Basında da yani Sevan 2 ay süresince bir şekilde basındaki bütün şimşeklerini üzerine çekmez ise acayip sıkılıyor. Evet canım sıkılıyor. Kolay sıkılıyor. Boşta durduğum zaman canım sıkılıyor.
problem çözmeyi seviyorum. Problem yani aşılmaz gibi görünen problemler çıksın önüme, ben bunları çözeyim. Bu çok hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum bundan. İnsanların aşılmaz engeller gördüğü yerde ben çıkış yolları görüyorum. Yani dolayısıyla insanlar sanki çok büyük riskler aldığımı zannediyor da aslında öyle değil. Ben çok net görüyorum. Ya bak burada çıkış yolu var. Yani oradan gidersen çıkarsın çıkışa. Diğerleri görmediği için aman Allah'ım çılgın mı bu adam, duvara karşı gidiyor diye düşünüyor. Aslında orada duvar yok, orada delik var. Ben görüyorum o deliği. Sevan, uçları vücudunda, ifadesinde, söyleminde, entelektüel yapısında barındıran bir adam. Ve bu uçlarla hep mücadele etmek demiyorum, ona tanıklık etmek, ona refakat etmek çok kolay bir süreç olmuyor bir eş olarak da. Onun için bir sonunda yani boşanma noktasına kadar da geldik. Yani bürokrasi ne yaptığımı gayet iyi anlıyor burada. Çok net olarak kavruyor. Birçok dostumuzdan şunu işitiyoruz. Ay canım, burada masum şeyler yapıyorsunuz, niye sizle uğraşıyorlar? Hayır, biz burada masum şeyler yapmıyoruz. Burada Türkiye'ye tepeden empoze edilen ve bir dar ufuklu bir bürokrasinin ufukları içine hapsedilmiş, dar ufuklu bir mevzuatın sınırları içine hapsedilmiş bir zihniyeti, bir anlayışı sorgulayan bir şeyler yapıyoruz. Bu anlamda benim bu köyde yaptığım binalar ve evlerle yanlış cumhuriyette yaptığım veya sözlüğümde yaptığım şey birbirini tamamlayan şeylerde aynı şeyi yapıyorum. Türkiye'nin cumhuriyet ideolojisinin temellerini sorguluyorum. Bunu herkesin, birçok insanın yaptığı gibi böyle dimdik kafa kafaya gelmek, böyle dar bir alanda zıtlaşmak alanında yapmak yerine daha dolaylı ve daha zekice olduğuna inandığım yollardan yapmaya çalışıyorum. Sabah, öğlen, akşam seneler boyunca Orta Asya'dan gelen dilimiz muhabbetini işittik. Bunu da sorgulayacak olan kimse hemen hemen yoktur Türkiye'de. Yani herkes ya bu ideolojiyi olduğu gibi paket olarak yutar, ya da yutmayacak kadar kişisel dürüstlüğe veya birazcık kişiliği olan bir insansa bunun alternatifi bilinmezciliktir. Tamam, yani resmi ideoloji yanlıştır ama ne yapalım, ne uğraşacaksın ki? Yani alternatif koymazlar insanlar bunun yerine. Görmeye başladım. Yani Türkçe her şeyden önce güzel bir dil, zengin bir dil. Dünyanın en zengin, en güçlü, en bilmem ne dili değil ama ne bileyim ilk 20'ye, ilk 25'e giren bir dil. Bayağı bir edebi üretimi olan bir dil. Sevdiğim bir dil, iyi bildiğim bir dil. Ve bu dil Orta Asya'dan gelme bir dil falan değil. Yani sadece bir küçük bir çekirdeği var, bir ilk, en ilkel düzeyi var dilin, Orta Asya kökenli olan. 1000 senedir bu topraklarda 1000 türlü kültürel etkiyle zenginleşmiş. Bunun Arapça katmanı var, Farsça katmanı var, Fransızca katmanı var, İngilizce katmanı var, Rumca katmanı var. Üst üste birikmiş, son derece çok kökten beslenmiş, son derece hibrit, son derece kozmopolit bir dil Türkçe. Bunu söylediğin zaman da resmi ideolojiye, resmi o ırkçılıkla ulusçuluğu harmanlayan ideolojiye ölümcül bir darbe vurmuş oluyorsun. Ve bunu aslında bir Ermeni olarak bir Türk'ten daha iyi yapabiliyorsun. Çünkü bir ayağın dışarıda, şeyin yok, yani duygusal bağın daha zayıf, daha objektif bakabiliyorsun bazı şeylere. Yanlış cumhuriyet, son derece soğukkanlı bir dille yazılmış. Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin bir dizi analizi içeren bir kitaptır. Fakat temelde bir ideolojik yapıyı, bir otoriter yapıyı, o yapının otoritesini, o yapının sorgulanmazlığını zedelemeye yönelik, onun altını oymaya yönelik bir çalışmadır. Dolayısıyla bürokrasi buna düşman olduysa ne yaptığını gayet iyi biliyor. Yani bilinçli bir şekilde buna düşmanlar ve haklılar da üstelik. Çünkü ben de onlara düşmanım.
tam 35 yaşıma gelmiştim o günlerde. Ve artık birisiyle evlenip daha sakin, daha istikrarlı bir hayata geçmenin ihtiyacını hissetmiştim. Müjde ile tanıştık. Benim ilk ve son şahsi arabam 47 model bir Willys Jeep'ti. Yani biraz hep bir eskiye bir düşkünlük var bende. Ondan sonra o arabayla da İstanbul'a gelmiştim. Böyle gır 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 böyle kocaman bir alet. Böyle işte bayağı bir böyle yaşlıca da. Ve Kuzguncuk'ta böyle buluşacağımız yere geldik. Sevan benim onu gördüğümden daha önce görmüş. Ulan demiş böyle kızıl saçlı bu kadar eski bir cipi kullanan bir kadında iş vardır. Hatunda iş vardır demiş. Öyle bir gözüne girmişim. Ben farkında değilim onun. Daha ondan önceki günler de vardır ama onları anlatmasam daha iyi olur. Tanıştık. Tanıştığımızın o gün bana telefon etti akşamleyin. Bir saçma sapan bir bahaneyle telefon etti. İşte kız kardeşim bilmem ne dergisi, kız kardeşime Economist dergisi lazım, sende var mı gibisinden tamamen absürt bir gerekçeyle. Daha sonra buluşalım mı falan oldu. Neden olmasın dedim ben de ve... Aradı. Bari yemeğe çıkalım dedik. Nereye gidelim işte, Çin lokantasına mı gidelim, Hint lokantasına mı gidelim derken ben çok güzel yemek pişiririm dedi. Sevan'ın dahi bilgisine hayran kaldım ben. Gerçek anlamda hayran kaldım. Yani neyden konuşsak bir akademisyen sıkıcılığına girmeden anlatışı, ifade edişi Cenevizlileri anlatmıştı bize. Ya aradan baksana 25 yıl geçmiş ama hani hatırlıyor musun, İstanbul'da Cenevizlilerin konumunu anlatmıştı. Çok böyle hoşuma gitmişti. Çok etkilenmiştim. İyi o zaman eve gel yemek pişirelim dedik. Ertesi güne haberleştik. Geldi. Tam yemek pişirmeye başlayacağımız sırada mazot bitti şeyde, kaloriferde. Gittik mazot aldık. Ve bidonlarla tepelerine çıkıp doldurmak gibi bir iş yaptık. O sırada ben düştüm galiba, dizimi şey yaptım, çamurlara battım, bir şeyler oldu. Tamam, yemeği pişirdik, oturduk. Oturmamızla birlikte elektrikler kesildi. Boş boş oturacağımıza dedik. böyle başladı ilişkimiz. Ertesi gün benim evime taşındı. Yani... eşyasını alıp geldi. Ya biz evlenelim dedi. Ya öyle mi dedim? Yani benim hiç öyle bir niyetim yok falan oldum. Ya biz evlenelim, çocuk yapalım dedi. Seninle güzel çocuk yapılır dedi. Ya öyle mi dedim? Hani bilmem dedim. Peki madem dedi. Öyle oldu. Bazı tarihler insan aklında kalıyor. 25 Mayıs'ta da evlendik. Tanıştığımız gün müydü, ertesi gün müydü? Şey dedi, sen Şirince diye bir köy bilir misin dedi. Ve şey derhal de ekledi, yani kimse bilmez oraları gibisinden. Tabii bilirim dedim. Ben her şeyi bilirim gibisinden bir de bir ukalalık ettim. Hatta dedim orada çok beğendim ben o köyü. Orada bir ev almayı bile düşünmüştüm dedim. Gerek yok, benim evim var zaten orada dedi. Tamam o zaman evlenelim dedik. Böyle oldu Şirince ile ikinci tanışmam. Geldi, yerleşti buraya ve çok sevdi burayı. Çok sahiplendi. Yani benden çok sahiplendi. Orada bir şey beni çok heyecanlandırdı. Ben kendimce inşaatçılık öğreniyordum, yapmaya çalışıyordum. Tamamen naif bir mimari bir şey, ile ne bileyim kavramaya çalışıyordum olayları. Hemen geldi, ağaçlar dikmeye başladı. Merdivenler yapmaya başladı. Ya dedim bu Ermenilerin bu mimari yapı geleneğini hani Mimar Sinan'a kadar takip ediyoruz galiba. Genetik kodlamalarda hepsinde varmış bu. Öyle bir şey o günlerden aklımda kaldı. Ve Sevan'la da çok uzun sürecek bir serüvene giriştik Şirince'de. Ana girişte de bir basamak vardı. 40 santimlik falan bir basamak vardı. Yani ayağını attın mı düşersen ölürsün, öyle bir basamak. Şuraya bir basamak yapmak lazım dedik ve basamak yaparak başladık. Başlayış o başlayış. 20 sene oldu. Daha malayı elimden bırakmış değilim. Şirince'de bu dünyamız neyle başladı? Bu evle başladı. İşte şu bahçeyle başladı. Şuraya diktiğimiz ağaçla. Daha farklı yapılar, inşaatlar, küçük oteller kitabı, rehber kitaplar derken otel
Ne oldu? Biz işte konuk evlerimizi yaptık. Daha da büyümeye başladık. Küçük Oteller kitabını yazdıktan sonra bizim de bir otelimiz olsun. Yani bizim de bir otelimiz olsun. Burada sadece eş dost değil, yanı sıra da hani müşterilerimizi ağırlayalım ve çok güzeldi o süreç. Aralıksız durmadan inşaat yaptık ve inşaat yapmayı o süreçte öğrendik. Daha önceden bir şey bildiğimiz yoktu. Yani bir temel gözlemden hareket ettik. Mimarların ve mühendislerin ve ustaların dediği hiçbir şeye uymayacağız kararıyla yola çıktık. Çünkü bunların her söylediği klişeden ibaret. Bütün bir meslek şey üzerine kurulu. İnsanların hayatını nasıl normalize ederiz, nasıl standartlaştırırız üzerine kurulu. Bizim buradaki amacımız standart bir hayatın dışına çıkmak. Yani standart bir yaşam tarzının veya çevrenin dışına çıkmak. Dolayısıyla Formül 1, mimarlar ne diyorsa dinlemeyeceksin, tersini yapacaksın. O zaman güzel olur. Sana bir şehrin sunduklarından öte, kendin ne yaratabiliyorsan onunla, yani sınırlı olduğun bir mekan şirince. Yani babam burada kendi ütopik dünyasını yaratıyor. Yani kulesini dikiyor, kaya mezarını oyuyor, tiyatro medresesini, matematik köyünü yapıyor. Yani bunu bir şehirde o kadar yani katı bir ortamda yapmış olması mümkün değildi. Zamanında Seven okumak için ailesi İstanbul'dayken Amerika'ya gidiyor. Ailesi Amerika'ya gidince, Kanada'ya gidince o geri dönüyor. Yani böyle bir kaçış olamaz. Yani bu çok çok büyük bir sorunun göstergesidir benim için. Böyle bir şey neden gerektirir insan? Ha, tesadüftü, şuydu falan filan der insan ama hayatının aşkını bırakabiliyor Amerika'da dönmek için. Ondan daha önemli bir şey onun için. Hani şartlar öyle gerektirdi, şu bir sürü şey anlatabilir tabii. Hani bir sürü neden de vardır yanı sıra ama bunların hiçbirinin gerçek olduğuna inanmıyorum. Bunların hepsi karar ve bu anne sorunundan kaynaklanan kararlardır. Ve dolayısıyla anneden kaçıyor ama orada annesinin sürekli onu merak etmesi, onu düşünmesini de istiyor. Çünkü hayatında en önemli insan annesidir. 17 yaşında ben Amerika'ya gittim. O zaman babamdan $600 para almıştım giderken. Sonra bir şey oldu, bir laf geçti, bir sorun oldu. Bir daha ben babamdan para almadım 17 yaşımdan sonra. Üniversite yıllarım boyunca ve onu izleyen dönemde. Hiçbir zaman düzgün bir iş sahibi olmadım. Yani hayatımda toplam bir ara 4 ay kadar bir reklam ajansında çalıştım. Onun dışında maaşlı bir yerde çalışmadım. Bir mesleğim, bir istikrarlı bir gelir kaynağım olmadı. 2001, 2002, 2003 yıllarına kadar her zaman beş parasızlığın eşiğinde yaşadım. Dönem dönem paralar kazandım. Bunları derhal yedim, tükettim, projelerimi harcadım. Ve parasız yaşadım. Çok az parayla yaşadım. Ancak 1998'de Küçük Oteller kitabının çıkmasıyla birlikte ilk kez doğru dürüst bir gelir gördüm hayatımda. Onun peşinden Nişanyan evlerinin belli bir momentuma, belli bir büyüklüğe varmasıyla birlikte son yaklaşık 10 yıldır iyi bir gelirim var. Allah'a çok şükür, zengin olmasak bile gerektiği zaman bir takım fantezilere, bir takım lükslere para harcayacak imkanı bulabiliyoruz. Babam da ne bileyim, bir insan nasılsın diye sorduğunda çok iyi Allah'a şükür diyor ama ondan sonra Allah'a inanmadığını söylüyor falan. Ne bileyim. O tip hepimiz çok kararsız galiba. Organize dinlerin, yani mevcut organize dinlerin entelektüel içerik olarak sahtekarlık olduğuna inanıyorum. Yani herhangi bir inandırıcılığı olmayan bir hurafeler ve yalanlar yığınından ibaret olduğunu düşünüyorum. İnsanda bir dini içgüdü, yani var olan gerçekliğin dışında bir takım hakikatlere yönelme ve bundan bir manevi haz alma, bundan bir manevi güç alma isteği ve ihtiyacı olduğunu anlayabiliyorum, görebiliyorum. Bunu takdir de ediyorum. Bu duyarlılığı bir yere kadar paylaşıyorum da zannediyorum. Ama işte dünya yaratan bir sonsuz bir güç var.
Yani 78 milyar yıldızı yaratıyor. Bunların her birinin bütün alt atomlarını da yaratıyor. Tüm insanları da yaratıyor. Kertenkelleyi de yaratıyor. Ondan sonra da saçma sapan bir kasaba şeyinin, despotunun ahlak anlayışıyla insanların davranışlarını yönlendirmeye çalışıyor. Ya da Ahmet'le, Mehmet'le konuşuyor ara sıra. Yahut onlara görünüp çeşitli konulardaki görüşlerini bildiriyor. Böyle işsiz kalmış bir yazar şeyi kurusu gibi. Bu bana gülünç geliyor. Yani gülünç ötesi bir şey geliyor. Yani aklı başında herhangi bir insan böyle bir şeyi nasıl kabul edebilir hiç bugüne kadar anlayabilmiş değilim. O zaman daha cesurduk herhalde. İnsan yaptıkça bir takım yani tecrübe kazandıkça muhafazakarlaşıyor. İlk yaptığımız işler kaçık işlerdi. Yani böyle banyonun içinde, duş teknesinin içinde büyük kayalar vardı ve bu dışarıda yağmur yağdıkça oradan böyle buz gibi sular akardı ayağının altından. Ne bileyim, tamamen işlevsiz garip mekanlar vardı evin içinde. Evin duvarından bir incir ağacı çıkıyordu. Böyle şeyler. Her şeyi iki defa, üç defa yaptık. Yani yapıyorsun, yanlış oluyor. İşte duvar çatlıyor filan. Hadi yık, bir daha yap. Baştan yap. Bir noktada şey duygusuna kapıldık. Bu işi öğrendik. Yani bir tane daha ev yaparsak şimdi hiç hata yapmayız. Kaptık. Şu anda galiba 40. binamı bitirdim. Hala daha o moddayım. Yani bir tane daha yaparsam çok güzel olacak. İnanmayacaksınız. Şirince'de 20 küsür yıl geçti ve halen imar planı çıkmadı. Yani normal şartlarda biz halen bu evde keçilerin barındığı şartlarda yaşar olacaktık. Ama 85'te ben bu işe başladığımda kimse daha bu sitin pek farkında değildi. O zamanlar sit ilan edildi ama pek farkında değildi ve belki abartıyorum, Sevan'la birlikte aslında bir uyanış oldu. Yani sitle ilgili onu da şöyle ifade edeceğim. İşte sundurma yapıyoruz, jandarma geliyor durduruyor, izin. Peki diyoruz, izin alalım. İzmir'e gidiyoruz, bir dosya hazırlıyoruz. Anıtlar Kurulu'na yoo diyorlar, imar planı yok. Yapamazsınız. Ne yapacağız peki? Köy işlerine gidin. Köy işlerine gidiyoruz. Mevzuattan hiç haberleri yok. Ping pong topu gibi bir o devlet dairesine, oradan öbür devlet dairesine fırlatılıyoruz. Ve bir sundurma için biz 2 yıl bekledikten sonra yeter gari diyoruz. Yani ihtiyacımız var. Şu ya da bu nedenle bir şekilde yapıyoruz. O noktada şeyi de öğrenmeye başladık. Yani direnmeye, başa çıkmaya. Bürokratik aptallıkla ve ideolojik aptallıkla benim mücadelem yeni bir şey değil. Yani sonradan çıkma bir şey değil. Ta ortaokuldan, liseden beri hayatımın temel eksenlerinden biri olmuş bir hadise. Türkiye'nin devlet ideolojisi olarak karşımıza çıkan ahmaklık abidesiyle benim tanışmam ve buna karşı derin bir düşmanlık ve nefretle dolmam hakikaten ortaokul seneleridir. Ve o zamanlardan beri de kafamda en ufak bir şey yok, kuşku yok ki. Yani o milliyetçilik, devletçilik ve otoriterlik karışımı, ulusal ideoloji her vatandaşın, kendine insanım diyen herkesin mücadele etmesi gereken bir ucubedir, bir heyuladır ve bununla mücadele etmek gerekir. Bu bir görevdir her şeyden önce. Bu fikre benim varışım Şirince'den sonra olmuş bir şey değil. Dolayısıyla devlete karşı ben hiçbir aşamada şey değildim, iyi niyetli değildim. Yani bunun bir düşman olduğunu hep biliyorum. Yani. Çok güzel olmuş ya. Belli değildi yani şeyde. Bütün o iskeleler falan yaparken değil mi? Şamer gerçek mermer mi o? Sütunlar? Dağın kendisi ya. Dağın kendisi. Ha. Tabii. Dağın kendisi ama dur. Kültür Bakanlığı falan bir takım zevzek insanlar harekete geçtiler bunu engellemek için. Gereğini yapacaklarmış, öyle dediler. Gereği de şu, sen nasıl devletten izin almadan böyle bir şey yaparsın, biz senin canına okuruz diye okunacak bir mesaj vardı orada. Dolayısıyla dedim, bu adamlar şey yapmadan, fazla kendi kendilerini gaza getirmeden şunun bir açılışını yapalım. O yüzden bugün buradayız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok
yakışıklı bir parmak olacağını düşündüm şu yaptığım işin. Devam Bey, ben çekemedim. Buyurun parmak. Muhteşem, olağanüstü. Yani sadece düşüncenin kendisi olağanüstü zaten. Eserin kendisi de öyle. Her şey tam size bana yakışır cinsten. Dönemde kaya mezarını yapmasına başladığınız belirten nişanya, bu tehditlere en doğru cevap parmak göstermekti. Gerekeni yaptım dedi. Good morning. Bu son yaptığı, inşa ettiği kaya mezarı bunun yani büyük iyi bir örneğidir. Yani bu anlamda bir absürt büyük şaheseri. Yani belki şöyle bitirebiliriz. Yani kaya mezarında gömülmeyi hak etmiş birisi varsa o Sevan Nişanyan'dır. Tabii güldüler. Yani gene hayal kuruyorsun Sevan dediler. Doğrudur, hayal kuruyordum. Ama hayal kurunca bunu gerçekleştirmek lazım. Yani sırf o sırf kurduğun hayali gerçekleştirebileceğini kanıtlamak bile başlı başına çok zevkli bir şey, çok güzel bir şey. Yani yaptığın hayal önemli bir şey olabilir, olmayabilir. Ama ben hayal kuruyorum ve bunu yapacağım baba diyebilmektir mühim olan. Tamam. Bütün vizyonları yalan, bilgileri yalan, her ağızlarından çıkan her şey yalan. Vali, kaymakam ve genelkurmay başkanı takımının ağzından çıkan her şey, her kelime aksi kanıtlanmadıkça yalan. Bu bir hayat tarzı haline gelmiş bu insanlarda. Bu devlet yönetmenin koşulu gibi algılıyorlar bunu. Yalan konuşuyorlar. Göz göre göre ve şey böyle parmağını gözüne soka soka yalan konuşuyor. Hodri meydan diyor sana. Diyor ki ben yalan konuşuyorum. Sen de bunu biliyorsun. Ben de senin bildiğini biliyorum. Ama ben yalan konuşuyorum ve ben güçlü olduğum için sen bana hiçbir cevap veremeyeceksin diyor. Yani devletin sana yönlendirdiği hodri meydan budur. Bir meydan okuma var orada. Göze göz, dişe diş. O bana hodri meydan diyorsa ben de ona hodri meydan derim. Ve kazanırım da. Ben onu hep böyle izledim. Öyleydi bu süreç. Çünkü ben hani ne denir ona, uslu vatandaşım. Hani yok diyorsa bir şekilde dururum herhalde. Yani ama o inatlaştı, ama onu bu inatlaşma sürecine götüren bizzat devletin çözümsüz tavrıydı. Devlete karşı açtığı savaşı da bir simge olarak yapmış. Ardı ardı bir buçuk ay içerisinde 9-10 dava geldi ve Sevan ben güzel şeyler yapıyorum dedi. Ve ondan dolayı ben bunları ciddiye almıyorum dedi. Yırttı her birini. Ben sonradan öğrendim ki hukuk güzel ya da çirkin bilmez. Hukuk doğru ya da yanlışı bilir. O da bir acı bir öğrenme süreciydi ama onu öğrendim. En geç Sevan hapise girdiğinde. Beni birkaç defa öldürmeye çalışmıştır. Doğu'ya gittik, en girilmez yer. Yani Sevan'a birisi, Hakkari'ye gittik, dağa çıkıyoruz orada. Jandarma geldi, çıkamazsınız. Çıkamazsınız der demez, Sevan'ı tut ki, yani tutamazsın. Yani çıkacak oraya. Ben de onu yalnız bırakamam tabii ki. Gittik yani, meğer izliyorlarmış bizi. Daha yeni öğrendik onu da. İzliyorlarmış, biliyorlarmış nereye gittik. Ta Suriye'sine, güneye kadar, oraya kadar indik. Olağanüstü güzel yerlerden geçtik. Kim bilir mayınlar vardı, neler vardı, ne tehlikelerde atlattık bilmiyorum. Bir yandan ordu, öbür taraftan PKK, yani delik deşik olabilirdi, kimse de ruhu duymazdı. Dağlara çıkardık, çıkılmaz dağlara, Kaçkar Dağı'na. Nereden geçeceğiz? Kocaman bir dağ yükseliyor karşımızda. Nereden çıkacağız diyor, buradan çıkacağız diyor. Bakıyor buradan diye yere, dağ bırak böyle dik olmuyor. Dağ bizim üstümüze doğru geliyor böyle yani. İnanılmaz bir şey. Yani böyle çok oldu, yani askerde de oldu.
Ama hiçbir zaman ya bir defa o Kaçkar Dağı'nda artık yeter dedim. Yani gitseydim oradan ölecektim kesin. Yani orada hayat, kaçtım ve hayatımı kurtardım. Sevan yokken tabanları yağladım. Geri dönüşte başka maceraydı. Ya geri dönüşte kolay değildi. Öyle bir yerlerden gelmişiz ki. Ayaklarımızda mokasenler. Üstümüzde hiçbir şey yok. Ne su var ne bir şey var. Oradan gideceğiz. Ne Kaçkar Dağı'ndan çıkacağız. Ne o bir kilise var. Bir yerde bir kilise var mesela. O kilise, kilise taş taş üstüne kalmamış. İlla o kiliseyi görecek. Ulan bir tane de kilise görmeyiverdi. İlla ki o kiliseyi görecek. O görürken orada sen mayın tarlasından geçiyormuşsun. Ondan sonra asker, savaş varmış, bombalar atılıyormuş falan. Hiç yani o gidecek o kiliseyi görecek. Ben de peşinden giderim tabii ne yapayım yani. Sonra Ali bir yerde gerçekten panik oldu ve ben dönmek istiyorum dedi. Ben de herkes gidiyor ben de gitmek istiyorum diye. Gidelim diye ısrar ettim. Sonra bana da bayağı büyük bir azar geldi. İşte sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun, ne yapıyorsun, ya biz ölürsek ne yapacaksın, vicdan azabı duymayacak mısın diye. Sonra geri döndük. Ve tepeden baktığımda garip bir şeye de tanık oluyorum. Her şeye rağmen Ali durmadan sigara içiyor. Ya diyorum içimden böyle dağ tepe tırmanacağız insan sigara içer mi falan diyorum ama öyle bir şey. Ondan sonra biz böyle zirveye yaklaşıyoruz. Duman da geliyor karşıdan yani siz. Ve Ali gel diyoruz. Ondan sonra bir noktada böyle ıslık şu bu falan Ali geri döndü. İlk kez şeye tanık oldum. Aha, yani Ali bizi terk etti. Hayatta o kadar çok şey yaşamışsındır ki her şeyi çok çabuk ve hızlı görüyorsun. O kadar zeki olunca daha da hızlı gelişiyor bunlar. Her şeyi çok fazla ve çok çabuk tüketiyorsun. Ve bir yerden sonra haz duymamaya başlıyorsun ve daha fazlası gerekiyor, daha çoğu gerekiyor. Dolayısıyla bakıyorsun ki uçurumun kenarındasın. Atlasam mı, atlamasam mı? Atlasam uçabilir miyim? Duygusu insanı dürtüyor sanırım. Yani devletle sürdüğü kavga da bundan ötürü gelen bir şey. Yani gerçekten de orada bayağı çurumun kenarında bu adam ve hoşuna gidiyor. Öyle bir haz duyuyor, o kadar mutlu oluyor ki birileri beni öldürebilir, birileri beni bu kadar önemsiyor. Sevan Nişanyan da Ali Nesin de bu dünyada rastlayabileceğimiz en ilginç insanlardan. Herhalde daha ilginç kimseyi ben tanımıyorum. Nevi şahsına münasır. Aynı zamanda çok eğlenceli insanlar. İkisi de karakterleri çok kuvvetli insanlar ve çok uzun zamandan beri de arkadaşlar. Arkadaşlığın temelleri ikisi de çok birbirine benzer insanlar. Tabii onların ilişkileri de yani bu kadar güçlü karakterli iki insanın sürekli anlaşıyor olması mucize olurdu. Ara sıra egolar birbiriyle çarpışıyor. Ara sıra çok iyi arkadaş oluyorlar. Ama ya ben iyi bir arkadaşlık olarak görüyorum bunu. Ali Nesin benim 35 yıllık arkadaşımdır. İlk tanışmamız Paris'teydi. Çok maceralı bir şekilde tanıştık. Sonra tesadüfen beraber askere gittik ve aynı koğuşta, aynı yani Nesin ve Nişanyan ard arda olduğu için biz yan yana düştük askerde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bokunu çıkardık askerdeyken. Yani çok çok güzel eğlendik. Yani benim hayatımda bu kadar zevkli geçmiş bir dönem yoktur. Bunun üzerine dediler ki siz madem ki Türk ordusunda bu kadar eğleniyorsunuz askerdeyken bunda bir iş var herhalde deyip bizi hapsettiler ve 40 küsur yıl hapis istemiyle hapse girdik. Tabii bu başarısız denemeleri kesecek arkadaş sadece başarılı olanı yapacak. Siz onu tanımıyorsunuz tam tersi. Ya böyle bir denet can katlanmaz ki. Ya beni nasıl ediyorsun hareketlerimi? Hey! Hey! Tamam, hayır. Sevan'la tutuklandık. Hiç beklemiyorduk tutuklanmayı doğrusu. Tutuklandık. Ellerimiz kelepçeli. Cezaevine gittik. Cezaevinde 3 tane gardiyan. Onlar çavuş onlar. Yani çavuş. Hepsi de iri yarı tabii. İkimiz de böyle duruyoruz. Evde. Sordular bana okuma yazmasını biliyor musun dediler. Biliyorum dedi. Ne yazıyor burada? İşte ne yazıyorsa orada. Her Türk asker doğar falan gibi bir şey. Okudum her Türk asker doğar dedim. Peki dedi. Yanındakine Sevan'a geçti. Okuma yazmasını biliyor musun dedi. İşte şöyle böyle dedi. Ulan ne yapıyor dedim yani 12 Eylül zamanındayız 86. Ne yapıyor dalga geçecek bunlarla yine ben böyle ilk gidin bekliyorum ne diyecek diye. Ne yazıyor burada dedi. Orada da bir şey yazıyor başka bir şey.
ne mutlu Türk'üm diyene falan gibi bir şey. Ne yazıyorlar? Sen bak. Ananın dur dediler böyle. Yüreğim ağzıma geldi, bunlar böyle dövseler, o da pataklasalar. Yani böyle bir adam yani, böyle olağanüstü, absürt denecek kadar cesur, muhteşem bir zekası olan ve olağanüstü bir espri kabiliyeti olan yetenekli bir adam. Şimdi böyle bir adamla arkadaşlık yapmasını da kimle yaparsın ki arkadaş? Yani süklüklüklün birisiyle, konuşmasını bilmeyen, zekası olmayan, bilgisi olmayan birisiyle. Sevan delinin teki. Hoş bir deli. Çok orijinal bir insandır, çok değişik bir insandır Ali Nesin. Yani çok memleketin sayılı ilginç insanlarından biridir. Muazzam kültürlüdür. Çok dürüsttür. Gerçek anlamda dürüst. Yani kendi vicdanında temiz olan, kendi iç yüzüne karşı cesur ve açık olan bir insandır. Bu da Türkiye coğrafyasında yahut da genellikle Akdeniz'in doğusunda ve milyonda bir, yani 10 milyonda bir rastlanan özelliklerden biridir. Yani gerçek anlamda pürüzsüz temiz olmak, ihlas sahibi olmak diyorlar bu işlerde. Birçok konuda karakterlerimiz tamamen farklıdır. Ali Nesin matematikçidir. Matematikçilerin sosyal yönleri birazcık zayıf olur. Ben ise matematik haricinde aşağı yukarı yeryüzünde var olan her şeyle ilgilenen bir insanım. Ali sol eğilimlidir. Ben solculuğun kötü bir şey olduğu kanaatine varmıştım çok uzun bir zaman önce, yani üniversiteden çıktığım yıllarda. Dolayısıyla birbirimizle çok didişiriz, çok kavga ederiz. Ben risk almayı çok severim. Ali riskten uzak durmayı genellikle tercih eder, en azından bana kıyasla. Dolayısıyla belli bir noktadan beri, ta o hapishane zamanlarından beri biz böyle 40 yıllık evli çiftler gibi durmadan didişiriz birbirimizle. Ama birbirimizden de yani ben Ali'siz, o da bensiz olamaz. Böyle bir ilişkimiz oluşmuştur yıllar için. Yani ben babamın bu tip çılgınca şeyler yapmasına benim cesaretim asla etmezdi. Ne bileyim, geçen gün telefondan bir adamı işlettim, adam seni savcılığa vereceğim dedi. Ben ağlamaktan yerlere yattım korkudan, hapis yerim falan diye. Yani babam ne bileyim onlarca yıllık hapis cezası yiyor. Aman ne olacak falan gibisinden savuşturuyor. Bayağı aşırı cesur bence. Çeşitli defalar kavga ettik. Yani bayağı ağır kavgalar ettik. Birbirimizi bir kaşık suda boğacak kadar sert kavgalar ettik. Ama kaç yıldır arkadaşız? 25 yıldır. 25 yıldır arkadaşımız devam ediyor. Dostumuz devam ediyor. Tabii benim ona çok büyük borcum var. Bu her şeyden önce bu köyü yaptı. Hem yetenekleriyle hem de cesaretiyle bu köyü yapabildi. Bunun ötesinde bir de Nesin Vakfı'na bütün malını mülkünü bağışladı. Yani Nişanya'nın şu anda 5 kuruş hiçbir malı mülkü yok. 3-5 kuruş parası vardı belki bankada, o kadar. Her şeyi Nesin Vakfı'na bağışladı. Böyle işlenmiş olduk. Benim de bir şeyim yok. büyük bir gönül borcum var tabii ki. Yani eğer daha disiplinli bir akademik kariyer yapmış olsaydı sanırım uluslararası bir önemli eserlerde verebilirdi. Bir şeysi vardır, Gunruse çevirisi vardır. Mesela çok önemli bir çeviridir. Maalesef çok okuyucusu olmadı. Tam o çeviriyi bitirdikten sonra zaten Marksizm'de bir düşme sürecine girmişti. Sevan da bir süre sonra zaten yani Marksizm'de olan ilgisi Sevan'ın da kalmadı. Ama çok önemli bir çalışmadır ve çok uğraştığı bir çalışmadır. Solculara da ait değilim, Müslümanlara da ait değilim, Ermeni milliyetçiliğine de ait değilim. Kürt milliyetçiliğiyle ne ilişkim olabilir? Yani saçmalığın daniskası. Yani Sevan'la ilk tanıştığımızdan itibaren fikirlerimiz ayrıydı. Ben solcuydum, hala da solcuyum. O sağcıyım derdi. Şimdi sağcıyım diyeyim bilmiyorum. Ama arkadaşlıkta ben ideolojinin pek kadar büyük bir önemi olduğunu sanmıyorum. Hatta çok daha heyecanlı, çok daha zevkli bir arkadaşlık oluyor. Hayır, bir de duvar ona göre. Yani duvarla bir yapılması lazım onlara. Alayım tamam, alalım. Şimdi yalnız işin kötüsü oraya yapılan pencerelerin kalitesini ben beğenmedim. Peki kaç tane var? Sen versin. Ay boynumdan yiyor. Aman Allah'ım, kanımı yemiyor. Sen vampir misin çocuğum? Bir tane daha vampir geldi. Bir tane daha vampir geldi. Anarşist miyim? Sanıyorum biraz var.
muhafazakar anarşist diyorum bazen. Olabilir. Yani bir tür 18. yüzyıl akılcılığı daha ziyade beni etkiledi zannediyorum. Yani kurumlar, gelenekler ve düzenler sorgulanmak için vardır. Yani hiçbir şeyi akıl ve vicdan süzgecinden geçirmeden kabul etmeyeceksin diye öğrendim ben. Bu da ister istemez bir anarşizm getiriyor. Yani hiçbir zaman otoriteyi otorite olduğu için kabul etmeyeceksin. Her zaman sorgulayacaksın. Bu dedikleri doğru mu diye soracaksın. Bu adam benim öğretmenim yahut valim yahut kaymakamım yahut başkanım veya rahibimse her zaman için şu soruyu soracaksın. Bunu hak ediyor mu bu adam? Bu soruyu devamlı sorarsan da evet, bir bakıma anarşist oluyorsun sanıyorum. 96'ydı yanılmıyorsam. Tekrar buluştuk. Şirince'ye geldi ve hemen hemen o günlerden itibaren bir şeyi konuşmaya başladık. Burada değil, genel anlamda ideal bir eğitim kampüsü nasıl bir yer olur? Nasıl bir şey olmalı? Bir kere ezici ve ağır bir yer değil, sevimli bir yer olmalı. Ve gizli kapaklı köşeleri olmalı, sevimli köşeleri olmalı. Yaşam mekanıyla eğitim mekanı iç içe olmalı. Hocalarla öğrenciler aynı mekanda yaşamalı. Doğal güzellik olmalı. Şehirden uzak olmalı. Biraz içe dönük olmalı. Yani kopuk olmalı dünyadan filan gibi bir sürü şey konuşmuştuk. Şurada da çok şey konuşuldu. Şu masada da. 1998'den itibaren Ali kendi öğrencileri için yaz okulu yapmaya başlamıştı. Bu yaz okullarını işte Bodrum'da, Antalya'da vesaire tatil yerlerinde ucuz fiyat alabildiğimiz bir otelde bütün öğrencilerle beraber yapıyorduk. Fakat bunlara temelli kalıcı bir yer bulma fikri de o da yavaş yavaş ortaya çıkmıştı. Sonra tam nasıl olduğu başladığını anlamadığım bir şekilde 2007 Mayıs Nisan ayında buranın inşaatın temelleri atıldı. Yani o biraz Seva'nın deli cesaretiyle oldu galiba. Şirince'de bir matematik enstitüsü kurma fikri 2005'te doğdu. Tesadüfen alınmış bir arsa vardı. Bir zeytinlik vardı. Orada yapalım mı bu işi? Hadi yapalım. Bir şey dedi yalnız. Yalnız dedi, Allah aşkına dedi, bu sefer yasal yapalım bu işi. Yani işin içinde Nesim Vakfı var. İtibar var. Yani bir kurum haline getireceğiz bunu. Tamam dedi. Yasal yapalım. Nasıl yapacağız? İzin alacağız. Peki biz bu işlerden anlamayız. Kim vardır? İşte İsmail abi var rahmetli. Eski imar iskan müdürü bir şey imiş. Onunla konuştuk. Abi gidip bu işe bir imar planı falan aldırabilir miyiz? Aa dedi, kolay dedi. Bu iş aşağı yukarı dedi. İşte 3-4 ay içinde bunun izni çıkar. Tamam, kaç para? Şu kadar para. Biraz daha ver para. Biraz daha ver para. Kaç adımımız var? İşte 9 adım atılacak. Alınacak. Ne zamana yetişir? İşte 3 ay sonra, 6 ay sonra, 9 ay sonra, 12 ay sonra. Bir sene geçti, 2 sene geçti. Toplam ödediğimiz para 35 bin lira gibi bir yere geldi. Akıllara durgunluk veren bir bürokratik labirentin içine girdik. Çıkmaz, yani çıkmaz. Sonra Sevan bir gün telefon etti. Hadi başlıyoruz. Ne başlıyoruz ya? Niye başlıyoruz? Para yok, pul yok, bir şey yok. İzin almaya çalıştık önce. Çok uzun süre izin almaya çalıştık. Yol yokmuş, izin. Yol var. Yol var ama resmiyette yol yok. Yani tabii ki yol var. Oraya köylüler gidip geliyorlar. Bayağı genç de bir yol var. Bir türlü o yolu yol diye tanıtamadık şeye. Sonra baktım olacak gibi değil. Ya vaz mı geçeceğim ben bu kadar olağanüstü güzel fikirden vazgeçilir mi yani? Ufak tefek bürokratik nedenlerden dolayı bir memurun teki olmaz diyor. Olur mu öyle bir şey yani? 2007'nin Nisan ayında inşaata başladık. Elde proje yok, izin yok, hiçbir şey yok. Ustalar geldi. O gün de benim tesadüfen İstanbul'a gitmem gerekiyor. Usta geldi, şimdi ne yapacağız? Uçağı kaçıracağım 15 dakikada. Dedim şuraya bir istinat duvarı yapın. Böyle bir döndüğümde devam ederiz dedik. Öyle başladı. Deme çatma bir yer yapmadı tabii. Çok güzel bir yer yaptı. Çok güzel bir yer yapınca tabii ki burası başlı başına bir amaç oldu. Yani burası yaşatmak başlı başına bir amaç oldu. İyi de oldu. Ama yani pek o zamanlar pek memnun olduğumu söyleyemem yani. Ben ucuza bir şey yap dedim. 100 bin lira, 200 bin lira mal olacaktı. Yani 1-2 milyona falan mal oldu. Böyle bir yer. Ve
yani yeryüzünde olmayan bir kurum oldu burası, kuruluş oldu. 7'den 70'e herkesin gelip faydalanabileceği, herkesin araştırma, eğitim, her seviyede matematiğin yapılacağı bir yer oldu. 300'e çıkar herhalde deyip bir şey yaptık, bir hesap yaptık. Ne kadar var? İşte Nesin Vakfı'nda 50 bin lira var. Benden bir 50 bin lira çıkar. Gerisi nerede? Allah kerim deyip başladık. O 300 bin lira bir sene içinde 1 milyon lira oldu. Bir şekilde Allah verdi. İlk yaz okulu başladı. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. Basından geldiler, yazılar yazdılar. Basından gelip yazılar yazınca biz kendi kendimizi ihbar etmiş olduk tabii. Bir hafta sonra jandarma geldi, mühürledi matematik köyünü. Siz burayı nasıl izinsiz yapıyorsunuz diye. Ondan sonra bir savaş başladı. O çok ciddi bir savaştır. Yani 26 defa mı ne jandarma gelip mühürledi inşaatı. Sevan da inatçı. Yani Sevan olmasaydı o köy olmazdı, söyleyeyim size yani. Bu köy olacak dedi. Hem de gözünüzün önünde olacak dedi. Köyü yaptı, inşa etti. Biz her gün Sevan'la gidip savcıya, jandarmaya, mahkemeye gidip ifadeler veriyoruz. Yani vermediler izin. Yani ben kaçak bir şey yapayım diye yanıp tutuşmuyorum ki. Bana ne ya? Ben bir izin yapmak isterim. Güzel de bir şey yapıyoruz, doğru bir şey yapıyoruz. Yani hoş bir şey yapıyoruz. Niye izin vermezler? Vermek istemiyorlardı, izin vermediler de. Ama yaptık. Bundan sonrası ne olacak bilmiyorum. 23-20 mi yapsak? Çok kalır ama. 3 yıl yaparsak şurası bayağı bir şey. Yol kalmıyor burada. Hikayesi böyle. Daha henüz hala daha bütün bunun hiçbir yerin daha şeysi yok, izni yok. Hepsi hakkında yıkım kararı var. Her geçen gün yılda birkaç defa böyle yıkım kararı gelir. Şu bina için, şu park için, şu avlu için. Öyle. Soracaksınız şimdi bu köyün bu kadar parayı nereden buldun diye. Halktan geldi. Resmen halktan geldi. Ama böyle yani 20 bin 30 bin lira değil. 5 bin 10 bin lira da değil. 100 lira, 200 lira, 1000 lira, 300 lira, 400 lira, 10 lira. Öğrenciler, ilkokul öğrencileri para topladılar, getirdiler. Yani muhteşem bir seferberlik oldu bu köyün ortaya çıkması için. 19. Daha tabii geleceği var. Daha bu köy büyüyecek. Arkasından felsefe köyü, sanat köyü, tiyatro köyü zaten medresesi kuruldu. Kaç sıfır oldu? Matematik köyü 17, Kayaboğaz var. Kayaboğaz 0. Rüyamız bütün bu vadiyi, bu olağanüstü vadiyi bir korsan eğitim vadisi haline getirmek. Yani hiçbir yere bağlı olmayan özgür, ne ülkeye, ne Milli Eğitim Bakanlığı'na, ne herhangi bir müfredata tamamen özgür bir eğitim vadisi. O zaman dünya çapında bir şey olur. Eğer bu devlette biraz akıl varsa, bu hükümette biraz akıl varsa, bu insanlarda, bu YÖK'te, TÜBİTAK'ta, şurada da akıl varsa biraz destek olurlar. Öğrenciler geliyor, binlerce öğrenci geliyor her yaz. Hepsi mutlu ayrılıyor. Daha ne istersiniz? Sıfır destek. Neyse köstek olmasınlar da destek olsun istemiyoruz, kalsın. Tiyatro Medresesi bir öğrenme merkezi. Özellikle performans sanatları alanında çalışan sanatçı adayları ya da sanatçılar için bir öğrenme, yaratma, tartışma, başka sanatçılarla tanışma merkezi. Sadece performans sanatçılar için değil, edebiyatla uğraşanlar, plastik sanatlarla uğraşanlar için de bir buluşma noktası diyebiliriz. Medrese fikri hoşuma gidiyor. Medrese mimarisiyle Avrupa'daki manastır mimarisi aynı mimaridir sonuç olarak ve birbirinden çok kuvvetle etkilenmiş bir hadisedir. O içine kapalı bir araştırma ve eğitim mekanı fikri hoşuma gidiyor. İç avlu fikri hoşuma gidiyor. Yaşamla eğitimin yan yana sürdüğü bir mekan fikri hoşuma gidiyor. Tabii Türkiye'de medresenin bir akıl almaz bir diktatörlük şeyiyle, emriyle yasaklanmış olması da apayrı bir tat veriyor bu yapılan işe. Yani medrese yapmak Türkiye'de yasaktır biliyorsunuz. Allah'ın böyle bir acayipliklerinden biridir. Medrese demek okul demek aslında. Dolayısıyla tiyatro için bir medrese yapma projesi ortaya çıktığında büyük bir heyecan duydum ve uygularken de bu heyecanı kaybetmedim.
Çok güzel bir yer çıkıyor ortaya. Henüz daha yarısındayız medrese projesinin. İnşallah sonunu da görebileceğiz diye umuyorum. Birincisi bir şey ortaya çıktı ki bu amfiteyatroya bir şekilde bir tente, bir çatı, bir üst yapmamız gerekiyormuş. Güneşin bu kadar kuvvetli olacağını hiç tahmin etmemiştik. Birkaç kişi bana buranın projelerini nasıl çizdiniz, nasıl tasarladınız filan gibi sorular sordu. Celal de yanımdaydı, böyle pis pis güldük ikimiz de karşılıklı olarak. Buranın projesi şu şekilde gelişti. Eylül ayında bir gün Celal, Nesrin vardı, Erdem de vardı galiba. Bir iki kişi bir araya geldik. Bir medrese yapalım, nasıl yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Avlu olsun. Bu arsaya nasıl sığdırırız medreseyi? Avluyu çok büyük yaparsan binaların da çok büyük olması lazım. Dolayısıyla da maliyet çok yüksek oluyor. Eyvah, bunun altından kalkamayız. Avluyu küçültürsek bu sefer yeterli olmuyor. Ne yapacağız derken bir fikir geldi böyle. Hani ampul yanar ya şeylerde, çizgi romanlarda böyle. Tamam, yıkılmış medrese yapalım, ne güzel. Dört tarafı varmış vaktiyle Siyavuş Paşa zamanında. İki tarafı yıkılmış. Tamam, avlu büyük, bina küçük, bu kadar. Nereye çürküyorsunuz yarabbi? Çamaşırlarını yıkamak taktirden. La 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 la. Duymuyorum seni, duymuyorum. La la la. Dinlemiyorum. Duyuyorsun. Tek kelimesini bile kaçırmadın. Ya peki nasıl oluyor? Yani duymak istediklerimi de hep kaçırırım. Vedat ve Mahmut'la beni dövmelerine rağmen bir şerefsiz gibi arkadaşlık ettiler. Onlarla müstehcen resimlere baktım. Bana hayat adamı desinler diye onlarla birlikte genel eve gittim. Şükür anlatma, anlatacağım. Merdivenden inerken kadın bana dedi ki sus! Hayır susmayacağım, yoksa atom bombası kıyametinde yeteri kadar öfkeli olamam. Henüz fotoğraf çekinemedim anne. Süleyman'ın makinesi var, çarşıya çıkınca film alacak. Ben, Süleyman, Uzun Çavuş, Haydar hep birlikte çekineceğiz. Sizler Salim Ömer nasılsınız? Ha Salim, gıdır ye diye. Groucho Marx'ın meşhur bir lafı vardır, bilirsiniz. Beni kabul edecek olan kulübe ben asla üye olmam diye. Yani beni kabul edecek kadar düşen bir kulübe ben üye olmam gibi bir lafı vardır. Ben organize herhangi bir gücün içinde yer almayı beceremeyen bir insanım. Benim katılacağım örgüt veya yapı da bir süre sonra çöker herhalde. O yüzden yok öyle bir şey. Hayır, hiçbir kurumsal yapı içinde olmadım. Hiç kimseden talimat almadım bugüne kadar. Hiç kimsenin dümen suyunda gitmedim. İçinde bulunduğum hiçbir harekette kendimi %100 evimde hissetmedim. Ben buraya aitim diye hissetmedim. Hep biraz dışında kaldım. Kadınlar, hayatımızın güzelliği, hayatımızın süsü, mutluluğumuzun biricik kaynağı ve mutsuzluğumuzun biricik kaynağı. Çavan'ın gözlerinin içinde bir şey vardı. Yani 3 yaşında bir erkek çocuğunun bakışı. Hani sevgiye muhtaç, beni sevin diyen bir erkek çocuğu. Yani en çok bunu gördüm. Aşık olduğum kişi de oydu zaten. Gitgide bu bakış, bu pırıltı yok olmaya başladı. Ve yerine asi, agresif, yaşlı adam gelmeye başladı. Ha, biraz benim etkim olmuş olabilir. Genç oluşumdan, hamilelik, şu bu, geldiğimdeki sorunlar ve yani bir sürü burada yani şartlar çok kötüydü. Yani 20 şartın 20'si de kötüydü bizim için. Yani çok net bir şeydi. Baştan da gayet belirgin şeylerdi. Ama insan hep inanmak istiyor. Sevan baştan inanmadı, olamaz zaten. Yaş farkıydı, şuydu buydu falan, olamaz tavrıyla yaklaştı ve bana sürekli söylediği de buydu zaten. Ben de bunları bir türlü kabul etmek istemedim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne kadar güzelsiniz. Bütün hayatım kadın peşinden koşarak geçti. Yegane gerçek faaliyetim bu olmuştur. Liseden beri hayatım kendimi kadınlara beğendirmeye çalışma aktivitesiyle geçti. Nereye kadar başarılı olabildim bilmiyorum. Başlarda çok iyi gidiyorum kadınlarla. Yani kendimi beğendirebiliyorum hızlı bir şekilde.
Sonra ya bir tane kadın yok ki dünyada, bir sürü kadın var. Yani bunu da kabul etmiyorlar. Köftehorlar bir türlü. Bu da tabii çeşitli zorluklara yol açıyor. Ya sanırım Seval'ın bütün bu devlette olan sorunu falan da direkt annesiyle ilgili. Yani bir her insanın şeye ihtiyacı vardır. Herkesin onu tanımasını bilmesi, yani kabullenmek ister. Ve Seval hayat boyunca annesi tarafından kabullenmeye çalıştı sanırım. Ve devlette de bunu yapıyor. Annesini bir şekilde, hani annemin ilgisini çekeyim yeter. İyi veya kötü hiç fark etmez. Annem beni düşünsün, benimle ilgilensin sürekli. Ben olayım hep annemin hayatında. Kadınlarla da aynısını yapıyor. Bunu yapamadığını gördüğü vakit o kadından zaten vazgeçiyor. Çok çabuk kadınlardan vazgeçebiliyor. Kadınlar genelde en sonunda şey oluyorlar. Psikolojik bunalımlara giriyorlar. O yüzden yani çok uzun süreli ilişkileri tavsiye etmiyorum kendisine. Çok basittir. Çocuklar buranın standart okullarında okula gidiyor. O zaman bazı ritüeller vardır. Bunları sevsek de sevmesek de. Her gün ant içilir. 23 Nisan'ı vardır bunun. Malum 10 Kasım'ı vardır. Vesaire vesairesi vardır. Bizim çocuklar bu törenlere katılmasın. Evet, ben de fikren öyleyim ama biraz da uyumlu olmak zorundasın yaşadığın çerçevede. Ve biz yavaş yavaş şeye doğru gittik. Yani birimiz iyi polis, birimiz kötü polis o oyunu oynamaya. Sevan diyelim devlet erkanına karşı diklendi. Ben sonradan gittim. Bunları toparlamaya çalıştım. Kusura bakmayın Sayın Kaymakamım. Kusura bakmayın Sayın Jandarma Komutanım. Benim kocam biraz asabidir. Hani ne olur durumu idare edin. Baktım o roldeyim. 1, 2, 3, 10, 15 yani neredeyim? Ben neredeyim? O durum benim psikolojimi çok etkilemeye başladı. Çünkü bunları yine severek yapardım ama yani bir teşekkür de almıyordum bundan. O beni çok üzdü. Dayak yedim, nezaretlerde geceledim falan filan. Ondan sonra bir şekilde geri döndüm. Yani pasaportuma el konuldu falan filan. Yani iki günlüğüne gitmiştik adaya bir arkadaşımla. Oldu bir hafta. Ondan sonra geri dönüp bu hikayeleri babama anlatınca, ki kendisi benimkilerden daha ekstrem şeyleri yapmış olmasına rağmen nedense hiçbir şekilde tasvip etmiyor böyle şeyleri. Yani kendisi hakkında çözemediğim bazı böyle yani olaylardan biri bu. Yani hayatta hiçbir zaman sonrasını fazla düşünemedim. Yani bir sonraki projem nedir bilmiyorum. Yani şu anda son bir senem bir yandan medreseyle bir yandan otobiyografimle geçti. Yani kitabı Aslanlı Yol kitabıyla geçti. Şimdi ikisi de bitince birazcık şöyle bir kendimi biraz boşlukta buldum son bir aydır. Bundan sonra neyle uğraşırım, nereden işi büyütürüm bilmiyorum. Ama boş oturmam. Yani hayatımda hiçbir zaman boş oturmadım. Yani verimli ve üretici olabilecek bir şey elbet bir proje gelir. Ve devam edeceğiz. Yani sağlığım el verdiği sürece bir şeyler yapmaya devam edeceğim. Niye oturayım ki? Oturduğum zaman sıkılıyorum. Oh, you want to go further back? Yeah.